Hallo, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanca'da şahıs zamirlerine bir göz atacağız. Ben size bunun için bir sunum hazırladım. Şöyle bu sunumun üzerinden konu anlatımımızı yapalım. Almanca şahıs zamirleri başlığımız bu arkadaşlar. Şimdi Almanca'da arkadaşlar biz şahıs zamirlerini ismin hallerine göre çekimlemeye uğratıyoruz. İsmin hallerinden kastettiğimiz şey nedir? Nominatif, akuzatif ve datif arkadaşlar. Biz bugün nominatifteki, akuzatifteki ve datifteki hallerini göreceğiz şahıs zamirlerimizin sizlerle birlikte. Nominatif dediğimiz şey arkadaşlar ismin yalın hali demektir. Hatta şöyle şuraya da yazalım tekrardan böyle bir hatırlatmak olsun diye. Nominatif ismin yalın hali. Akuzatif Türkçesi ismin iyi hali demektir. Datif ise arkadaşlar ismin e hali demektir. Şimdi biz bugün dediğim gibi nominatifte yalın haldeki, akuzatifte iyi halindeki ve datifteki hallerini yani e halindeki hallerini göreceğiz şahıs zamirlerimizin. Şimdi Almanca şahıs zamirlerine tekrardan bakacak olursak üçü tekil, üçü çoğul olmak üzere arkadaşlar 6 tane kişi zamiri vardır Almanca'da. Bu zamirleri de ben bir sonraki sayfada tablo halinde sizlere sundum. Bir bakalım zamirlerimiz nelermiş. Burada nominatif haldekiler arkadaşlar karşımızda. Yalın haldekileri göreceğiz. Birinci tekil şahısım ich, ben demek. İkinci tekil şahısım du, sen demek. Üçüncü tekil şahısım er, sie, es. Şimdi Türkçe'de bir tane o anlamına gelen şahısım var benim üçüncü tekil şahıs. Ama Almanca'da tıpkı İngilizce'de olduğu gibi üç tane o şahıs zamirim var. Üçüncü tekil şahıs zamirim var. Bir tanesi eya, o demektir arkadaşlar. Erkeklerin yerine kullanırız. Bir tanesi zi, yine o demektir. Kadınların yerine kullanılır ya da dişi varlıkların yerine kullanılır. Bir de es şahıs zamirim var. Yine o anlamına gelir arkadaşlar. Ya das artikelli bir kelimenin yerine kullanırsınız. Ya da cansız varlıkların yerine diyebiliriz şimdilik tabii. Es'in çünkü çok farklı kullanımları da söz konusudur. Komple bir cümle ithafen de kullanılabilir es arkadaşlar. Via arkadaşlar birinci çoğul şahısın biz anlamına gelmektedir. Ya ikinci çoğul şahısım sizler anlamına gelir. Zi onlar anlamına gelir. Küçük s ile yazarız yine bunu da. Bir de büyük s harfiyle yazdığımız zi şahıs zamiri var. Bu da siz anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ya ile zi, siz anlamına gelen zi arasındaki fark ise ya'yı arkadaşlar biz Türkçe'de de böyle bir kullanım var. Hani çoğul için kullanırız. Yani karşımızda evet samimi kişiler olacak bizim. Ama karşımızda birden fazla iki ya da üç kişi bir grup halinde kişilerin olması gerekiyor. İya diye ithafen bulunmamız gerekirse. Ama buradaki zidiyse arkadaşlar resmiyet söz konusu olması gerekiyor. Karşımda tek bir kişi resmiyet var, kibarlık var aramda. Du'nun resmi versiyonudur zaten zide arkadaşlar. Arasındaki fark bu. İya neymiş? Samimi ve çoğulmuş. Yazalım böyle. Zi ise tekil, tek bir kişi. Tekil, hatta şöyle diyelim, resmi ve tekil diyelim. Karşımızda tek bir kişi var ve resmi olmamız gerekiyor. Bunun resmi versiyonu zaten arkadaşlar burada gördüğümüz şeydi. Şimdi gelelim buraya. Burada da notlarımız var. Bunları bir okuyalım. Bu sözcükler aynı zamanda özne zamirleri olarak da bilinmektedirler arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki Almanca'daki kişi zamirleri cümlenin ögelerinden tanıdığımız öznelerdir. Dolayısıyla bu zamirler ile cümledeki yüklemin yaptığı işe işaret edilir arkadaşlar. Yani özne olarak da kullanılıyor ve arkadaşlar bunlar da ne olmuş oluyor bu zamirlerde? Özne konumunda bulunuyor. Yani eylemi yapan kişi olmuş oluyor. Özne biliyorsunuz ki eylemi yapan kişidir. Şimdi böyle bir bakalım. Türkçe'de üçüncü tekil şahıs zamiri o ile eril yani maskülen anlamında, dişil anlamda bir de nötr anlamda vardır arkadaşlar. Az önce de gördük. Eril olan, maskülen olan, erkek olan e'ydi.
Zi neydi arkadaşlar? Feminen, dişil olandı zi. Nötr olan ise das'tı arkadaşlar. Yani das diyorum. Nötr olan ise es'ti arkadaşlar. Das artikelli bir kelimenin yerine de es'i kullanabiliyoruz dedik. Şimdi hatta şöyle şuraya geri dönecek olursam İngilizce'den de hani biraz aşinalığımız olduğu için örnek verelim. Eğer İngilizce'deki he, zi İngilizce'deki she, es İngilizce'deki it arkadaşlar. Aslında İngilizce'den de aşinayız biz bu duruma her birimiz. İngilizceyi görüyoruz sürekli. Ben şimdi bir de burada arkadaşlar o anlamına gelen ea ve zi'nin farkını aynı zamanda onlar anlamına gelen ve o anlamına gelen zi'nin farkını cümle örnekleriyle sizlere açıklamak istiyorum. Cümlelerin örnekleri aynı arkadaşlar burada. Sadece özneler, işi yapan kişiler yani zamirler değişik. Bakalım. Hans ist krank, aber geht zur Schule demişim. Hans hasta ama o okula gidiyor şeklinde bir cümlem var. Şimdi ben burada aber'dan sonra bağlacından sonra hangi zamirimi kullanacağım? Hop dönüp bir önceki cümleye bakıyorum arkadaşlar. Hans, öznem Hans. Öznem Hans, Hans erkek ismi. O zaman ben geleceğim burada er şahıs zamirini kullanacağım. Erkek olduğu için. Yani tekrardan burada Hans'ı tekrarlamıyoruz. Nasıl Türkçe'de işte Hans has işte örnek veriyorum Ahmet hasta ama Ahmet okula gidiyor demiyoruz. Ahmet hasta ama Ahmet o okula gidiyor şeklinde diyoruz tekrara düşmeden isimde. Aynı şekilde burada da öznenin tekrarını isim olarak tekrara düşmeden onun yerine bir şahıs zamiri kullanıyorum. Hans da bir erkek ismi olduğu için şahıs zamiri olarak o anlamına gelen ea'yı kullanmış oluyorum. Erkek olduğu için. Aşağıya iniyorum. Aşağıda ise Katarina ist krank, aber sie geht zur Schule demiş. Katarina hasta ama o okula gidiyor. Şimdi burada da sie kullanmış arkadaşlar. Neden sie'yi kullandı da ea ya da es'i kullanmadı? Şundan. Bir önceki cümlenin öznesine bakıyorum. Öznem ne? Katarina. Değil mi? İşi yapan, hasta olan kişi, hasta olma eylemini gerçekleştiren kişi Katarina. Okula gidecek olan da yine Katarina. O zaman diyorum ki bir önceki cümlede özneye bakmam gerekiyor benim. Öznem dişi, kadın. O zaman ben bu öznenin yerine bir şahıs zamiri kullanmak istiyorsam zi'yi, o anlamına gelen zi'yi kullanmam lazım. Çünkü öznem burada ne? Kadın. Tek bir kişi ve kadın. Tekil ve tek kadın. O anlamına gelen zi'yi kullanıyoruz bu yüzden yerine de direkt. Aşağıya iniyorum. Aşağıda ise onlar anlamına gelen zi'yi kullandık şimdi arkadaşlar. Burada diyor ki Hans und Katharina sind krank, aber sie gehen zur Schule. Hans ve Katharina hastalar ama onlar okula gidiyorlar. Şimdi ben burada arkadaşlar az önce gördük zaten nokta nokta yazıyorum şu anda ama tekrar yazacağız. Z'yi kullanırım. Neden Z'yi kullanırım? Hangi Z'yi daha doğrusu ilk baş buna bir bakalım. Hangi Z? Onlar anlamına gelen Z'yi kullanırım. Nereden anlıyorum ben bunu? Bir önceki cümleme bakıyorum. Burada sorduğu şey yine zaten boşluk bıraktığı yer özne. Benden özneyi istiyor. O zaman bir önceki cümlenin öznesine dönüp bakmam gerekiyor. Öznelerim neler? Hans ve Katarina. İkisi de hasta, değil mi? İkisi de hasta olma eylemini gerçekleştiriyor. Burada birden fazla kişi var. Tek bir kişi yok. Bu yüzden arkadaşlar ben buraya onlar anlamına gelen zi'yi yazmış oluyorum. Bir de bir fark daha var ki o anlamına gelen zi ile onlar anlamına gelen zi arkadaşlar söz konusu olduğunda zaten fiiller farklı çekimleme uğruyor. O anlamına gelen tekil olan zi'yi de get şeklinde yaptık mesela burada. Burada ise onlar anlamına gelen zi'yi de gehen şeklinde yapmış olduk. Sie gehen zur Schule şeklinde yapmış olduk arkadaşlar. Yani demek ki burada fiiller de farklı bir şekilde çekimlemeye uğruyorlarmış arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Personal pronomen im akuzatif dedik. Yani ismin i halinde şahıs zamirleri dedik.
Ne demiştik biz daha giriş yaparken? İsmin i halinde yani akuzatife göre, datife göre, nominatif olarak çekimlemeleri vardır. İsmin hallerine göre çekimlemek durumundayız. Nasıl Türkçe'de ben, beni, bana diyoruz. Biz bunu Almanca'da da söyleyebiliyoruz. Ben, beni, bana, sen, seni, sana şeklinde yapabiliyoruz. Şimdi bir bakalım. Nominatif demiş burada arkadaşlar. Yalın haldekilere bir bakalım. İş. İşin akuzatif hali arkadaşlar. Miş. İş ben demekken miş beni demek oluyor arkadaşlar. Beni anlamına geliyor. Beni demek oldu. Du. Sen. Du'nun akuzatif hali değişmiş arkadaşlar. Seni demek oldu. Eya, o erkekler için kullanıyorum. Eya'nın akuzatif hali in, onu demek oldu. In şeklinde yapıyoruz ve erkekler için olmuş oldu. Onu anlamına geliyor in ama erkek için. Zi, o demek kadınlar için kullanıyordu. Bu zi'nin ise akuzatif hali yine zi olarak kalıyor ve onu demiş oluyoruz yine arkadaşlar. Es, o demekti. Cansız olarak düşünüyorduk. İngilizce'deki it gibi düşünebiliyordu. Es'in akuzatif hali yine aynı şekilde kalıyor. Es olarak kalacak ve onu demiş olacağız. Via, biz. Via'nın akuzatif hali ise uns arkadaşlar ve Türkçesi bizi demek oluyor. İ haline dönüştürüyoruz sonuçta adı üstünde. Bu yüzden Türkçe çevirirken de İ halindeki versiyonlarını söylemiş oluyorum. İya ne demekti? Sizler çoğuldu değil mi? İya'nın akuzatif hali ise oş. Sizleri demiş oluyorum. Zi onlar demekti. Çoğul olarak kullanıyorduk. Zi'nin akuzatif hali ise arkadaşlar yine aynı şekilde kalıyor zi olarak. Ve onları demiş oluyorum ama. Akuzatiflik söz konusu çünkü cümlede. Zi'yi versen bile cümle akuzatifse ben bunu çevirirken onları şeklinde çevirmem lazım. Ya da bir edatım varsa akuzatif falan ondan sonra şahıs zamiri kullanıyorsam ben burada tabii ki de akuzatif versiyonunu yazmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de siz anlamına gelen büyük S harfiyle yazdığımız zi vardı. Siz demekti. Bunun da yine akuzatif versiyonu aynı şekilde kalıyor zi olarak ve s'si yine büyük yazılıyor. Ama ve lakin cümle akuzatif bir cümle olacağı için ben bunu Türkçe'ye çevirirken sizi şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada hep dedim ki cümle akuzatif olacağı için şöyle olacak, böyle olacak vesaire falan dedim. Nasıl anlarım ben bir cümlenin akuzatif olduğunu? Şöyle. Gelelim örneklere bir bakalım. Şuradan anlayabilirim arkadaşlar. Mesela burada demiş ki Ich habe gestern dich angerufen. Ben dün seni aradım diyor. Burada angerufen fiili arkadaşlar benim asıl ana fiilimdir. Asıl fiilim bu. Haben yardımcı fiil. Perfekt konusu da zaten. O ayrı bir konu zaten. Anrufen aramak anlamına geliyor. Normal yalın hali, çekimsiz hali anrufen. Aramak anlamına geliyor anrufen. Angerufen şeklinde de perfect versiyonunda çekimlemiş. Anrufen. Aramak, telefonla aramak vesaire bu anlama geliyor. Ben şimdi anrufen fiiline sordum. Kimi arıyorsun şeklinde. When hast du diyelim hatta. Kimi aradın? When hast du angerufen? Sen kimi aradın dedim. Şimdi anrufen fiilim when kimi sorusuna yanıt veriyor mu? Evet. Kime aradın şeklinde olmuyor. Kim aradın şeklinde oluyor. O zaman diyorum ki burada anrufen fiilim benim akuzatif alıyor. Akuzatif aldığı için de nesne konumunda kullandığım şahıs zamirimi akuzatif yazıyorum arkadaşlar. Yani burada artık du işte ya da dia yazmamamın tek sebebi anrufen fiilinin akuzatif almasıymış. Anrufen akuzatif aldığı için nesne konumundaki şahıs zamirini de akuzatif olarak getirmek durumundayım. Burada da seni kısmı arkadaşlar yani şu kısım
Bu nesne konumunda kimi neyi sorularına yanıt aldığımızda biz cümleye sorduğumuzda Türkçe'de hatırlıyorsak nesneyi bulmuş oluyorduk. Almanca'da da yine aynı şekilde nesneyi bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Kim sorusunu sorduğumuzda özneyi bulmuş oluyoruz. Kim aradı? Ben aradım. Burası özne. Bu nominatif kullanılıyor bu yüzden. Özneler de her zaman yalın halde kullanılır Almanca'da. Nominatif olarak bunu da unutmayalım. İşi yapan kişiler her zaman nominatiftir. Şimdi gelelim buraya. Ich liebe ihn. Ich liebe dich deriz ya hani çok kullanırız. Ben bu sefer bunu değiştirdim. İn şeklinde yaptım. Ich liebe ihn. Onu seviyorum demiş oldu burada da. Yine lieben fiiline ben soruyorum. Kimi seviyorsun? Wen liebst du? Wen liebst du? Kimi seviyorsun? Kimi sorusuna yanıt veriyor mu benim lieben fiilim? Evet, veriyor. O zaman lieben fiili burada akuzatif alıyor. Akuzatif aldığı için de yine nesne konumundaki şahıs zamirimi akuzatif olarak getiriyor. Ben burada Ea'nın akuzatif versiyonu iyini getirdim. Onu seviyorum şeklinde yaptım. Ama mesela bunu da çok yaygındır şu cümle. Ich liebe dich, seni seviyorum. Bunu da mesela arkadaşlar burada dich kullanmamızın sebebi neymiş artık öğrendik. Lieben akuzatif aldığı için nesne konumundaki şahıs zamirini de akuzatif getiriyormuş. Yani ich liebe du diyemem. Yanlış yapmış olurum. Du'nun akuzatif versiyonunu vermem lazım. Neden? Çünkü lieben fiilim akuzatif alıyor. Kimi sorusuna yanıt verdiği için akuzatif alıyor. Bu yüzden de nesne konumundaki şahıs zamirimi de yine akuzatif çekimi uğratıyor. Buraya bakalım. Ich habe für sie eingekauft. Ben onun için alışveriş yaptım dedim. Şimdi burada ise arkadaşlar hiç fiilime falan bakmıyorum. Neden? Çünkü bir edat var. Edattan sonra bir şahıs zamiri kullanılmış. Bana diyor ki nokta nokta verdi. İşte o anlamına gelen zihnin de parantez içerisinde şöyle verdi cümlenin yanında. O anlamına gelen zihnin akuzatif versiyonu ya da datif artık ya da nominatif versiyonunu yaz. Hangisi ise. Şimdi burada arkadaşlar benim net bir şekilde Fiona'nın akuzatif alan bir edat olduğunu bilmem gerekiyor. Bilmezsem yapamam. Fiona akuzatif alıyorsa kendisinden sonra gelecek olan kelimenin artikelini ya da şahısın zamirini ya da şahıs zamirini ne yapacak arkadaşlar? Akuzatif olarak çekim yaratacak. Çünkü kendisi akuzatif alıyor. Mecburen kendisinden sonra gelen kelimeyi etkiliyor ya da şahıs zamirini etkiliyor yine o yönde. Z'nin akuzatif versiyonu neydi? O anlamına gelen Z'di yine. Bu yüzden Für sie eingekauft demiş oluyorum arkadaşlar. Ama mesela E olsaydı burada, E'nin akuzatif versiyonunu yapsaydı ne yapardık? Burada ihn yapardık. Neden? Çünkü Für akuzatif alıyor. E'nin yazmamı istiyor. Ea'nın akuzatif halini bileceğim. Onu da yazmam gerekiyor buraya. Ich habe für ihn eingekauft şeklinde yapabiliyorum. Gelelim her döner pronomun imdatif diyelim. İsmin e halinde şahıs zamirleri dedik. Şimdi nominatif dedik. Nominatif yalın hal. Bir de datif dedik. E hali demiştik datif için. Nominatifte iş neydi? Ben demekti. Mia artık arkadaşlar. Datifte iş artık Mia'ya dönüşüyor ve bana anlamına geliyor. Du sen demekti. Du'nun datif hali ise dia sana demek oluyor. Veya o demekti. Ea'nın datif hali ise ihm ona demek oluyor. Sie o anlamına geliyor. Z'nin datif versiyonu ia şeklinde oluyor. Bunu da Türkçe ona şekline çeviriyoruz. Kadın, dişil olan kısmından bahsediyoruz. Es o anlamına geliyor. Es'in datif versiyonu im şeklinde oluyor ve Türkçesi ona demek oluyor. Via biz demek oluyor. Via'nın datif hali akuzatiftekiyle aynı uns şeklinde oluyor ama datiflik söz konusu olacağı için bize şeklinde çeviriyoruz arkadaşlar bunu da. Ya
Sizler demekti. İ'nin de tıf halinde yine akuzatiftekiyle aynı şekilde arkadaşlar. Oj şeklinde oluyor. Ama datif bir anlam, datif bir cümle olacağı için biz bunu Türkçe'ye çevirirken sizlere şeklinde çeviriyoruz. Onlar anlamına gelen zi'miz vardı bir de. Buradaki zi'nin datif versiyonu inandır arkadaşlar. Küçük i ile yazılıyor. Dikkat. Onlara demiş oluyorum. Büyük S ile başlattığım zi de ise siz anlamına geliyor. Buradaki zi'nin siz anlamına gelen zi'nin datif versiyonu ise inandır arkadaşlar. Ve size demiş oluyorum. Dikkat, burada da ı'la yazıyorum. Yani büyük harfle yazmam gerekiyor. Z'nin her versiyonu büyük harfle yazılır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Cümle başı, ortası, sonu fark etmiyor. Her zaman büyük. İster nominatif, ister akuzatif, ister datif. Her zaman büyük harfle başlaması gerekiyor. Evet, şimdi gelelim örnek cümlelere. Quod alem helfe estia. Quod alem helfe estia. Her şeye rağmen sana yardım ediyorum. Şimdi bana burada diyor ki nokta nokta veriyor. Parantez içerisinde do'yu verdi. Dedi ki sen buraya do'yu yerleştir. Ama neye göre, kime göre yerleştireceğim? Çünkü ben biliyorum ki şahıs zamirleri ismin hallerine göre çekimlemeye uğruyor. Nominatifini mi koyacağım, datifini mi koyacağım, akuzatifini mi koyacağım? Hop, burada zaten işi yapan kişi iş olduğu için nominatif veremem diyorum. Akuzatif ya da datif ikisinden birisi. Neye göre belirleyeceğim? Fiile bakacağım. Edat yoksa. Fiile baktım. Fiilin burada ne arkadaşlar? Helfen, yardım etmek anlamına geliyor. Kime sorusuna yanıt veriyor. Wem helfst du? Kime yardım ediyorsun? Yanıt veriyor mu kime sorusuna? Evet. Kime sorusuna yanıt verdiği için datif alıyor. Datif aldığı için de nesne konumundaki şahıs zamirini datife çekimliyor. Du'nun da datif hali dia oluyordu. Dia'yı yazıyorum. Bu yüzden tosem allem, tot allem helfe iş dia şeklinde yapıyoruz. Buraya bakalım. Burada ne diyor? Wir grillen heute Abend bei uns. Biz bu akşam bizde mangal yapıyoruz, mangal yapacağız ya da işte grill yapacağız. Bu anlama geliyor cümlem benim. Şimdi burada ise arkadaşlar hiç grillin fiile falan bakmıyorum. Neden? Çünkü bir edatım var. Edattan sonra bana diyor ki nokta nokta veriyor. Via'nın datif hali mi, akuzatif hali mi? Onu bir karar ver diyor. Şimdi by edatı arkadaşlar datif alan bir edattır her zaman. Bunu net bir şekilde bilmem gerekir benim. Çekime uğratabileyim ondan sonra gelen kelimeyi de ya da şahıs zamirini de. Bay datif alıyor. Datif aldığı için ben buraya direkt datif versiyonunu yazmam gerekiyor Via'nın. Via'nın da datif versiyonu uns'tu. Bu yüzden by uns bizde anlamına geliyor. Yani bize de şeklinde çeviremeyiz aslında bizde anlamına geliyor. Tamamen burada uns yazmamızın yani datif haline bize anlamına gelen halini yazmamızın sebebi bayın datif alması arkadaşlar. Ama çevirirken Türkçe o şekilde çevrilmiyor. Kendi dilimizden de tabii ki de birazcık uzaklaşmamız da lazım. Yakınlaşacağımız yerlerde oluyor, uzaklaşmamız gereken yerlerde oluyor. This is Auto gehört ihm. Bu araba ona ait dedi. Şimdi burada arkadaşlar gehören fiili var. Gehören fiili ait olmak anlamına gelir ve kime sorusuna yanıt verir. Wem gehört Entschuldigung. Dieses Auto. Bu araba kime ait diye sordu. Kime sorusuna yanıt verdi mi Gehör'ün? Evet. Kime sorusuna yanıt verdiği için datif alıyor diyorum. Datif aldığı için de burada yine Ea'nın datif versiyonunu yazıyorum arkadaşlar. Ea'nın datif versiyonu da neydi? İ'imdi. Bu yüzden getirdim direkt İ'imi yazmış oldum. Yani arkadaşlar benim burada cümle içerisinde anlayacağım, örneklerden anlayacağım şu. Özneler her zaman yalın kullanılır. Bunu unutmuyorum. Eğer bir edatım varsa edatım akuzatif mi datif mi oluyor? Ondan sonra mı şahıs zamiri istiyor? Buna dikkat etmem gerekiyor. Artı burada bir de cümlelerin içerisinde nesne konumundaki şahıs zamirini soruyorsa cümlenin
fiili akuzatif mi datif mi oluyor bunu da bilmem gerekiyor ki ona göre bir çekimleme yapayım şahıs zamirlerinde ben. Okey. Bugünlük bu kadar. Fertiş. Das alles. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yardımcı olabilmişimdir. Tschüssi diyorum. Hoşça kalın.